Ahmet Demir hocamızın çalışma kitabının çözümlerine başlıyoruz. Temelden başlayarak, yavaş yavaş zorlaşarak tüm soru tiplerini içeren bu kitap ile tabii bir video dersleriyle geometrinizi oldukça iyi hale getirebilirsiniz. Tüm YKS konuları kitabın içinde mevcut. Tabii kitabı öncelikle edinmeniz gerekiyor. İnternette Ahmet Demir Geometri Çalışma Kitabı diye aratırsanız kitabı satın alabileceğiniz farklı yerleri bulabilirsiniz. Elde kitap olmadan, kaynak olmadan tabii ki gelişim de olmuyor. Öncelikle kitabı edinmenizi önemli tavsiye ediyorum. Evet, o zaman başlayalım. Doğruda açılarla başlıyoruz. Her konunun başında özet bir kısım var. Bilgiler burada bir araya getirilmiş. Yani konu özetli bir kitap diyebiliriz. İç ters açıyla başlıyor. Ondan önce bir ters açıyı hatırlatalım. İki doğru parçasını, doğruyu veya ışını kesiştirdiğimizde dört tane açı oluşuyor. Bu açılardan şu çapraz olanlar ters açıdır ve görüldüğü gibi eşittir. Yani bu açı bu açıya eşit. Bu açı da bu açıya eşit. Bunu ben x ile işaretlersem bu da x olur. Bunu y ile işaretlersem bu da y olur. Tabii şurada bir doğru açı oluşuyor. Tanım gereği doğru açı yani bir doğru üzerindeki açı 180 derece. Yani x artı 180 derece. İşte bu ters açıları yani şu açıyı alıp şöyle aşağıya doğru götürürsem paralel olacak şekilde iç ters açıları elde ederim. Bakın şunlar paralel. Sağ tarafta paralellikten bahsedilmiş. İşte bu açıyla bu açı bir iç terstir ve birbirlerine eşittirler. Bu iç tersin dar açı durumu hemen altındaki şekilde yine iç tersler. Bu sefer geniş açı durumu var. Yani bu açıyla bu açı birbirlerine eşitler. Paralel doğrular çizdim. Şöyle bir şey doğru parçası çizdim. Şurası 70 derece ise iç ters olduğu için burası da 70 derece olacaktır. Yine bakın 180'e tamamladığından demin bahsettik. Burası 70 ise burası 180'e tamamlarsak 110 derece yine bakın bunlar iç ters. Burası da 110 derece olur. Şu oklarda arkadaşlar paralelliğin pratik bir gösterimi. Bunu sık sık kullanacağız. Kitapta da kullanılıyor. Paralel iki doğruyu başka bir doğruyla kestiğimizde 8 tane açı oluşuyor. Bunları numaralandıralım. 1, 2, 3 ve 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi alfalar yani 1 ve 5 numaralılar yöndeş açılar ve bunlar eşit. Yani 1 ile 5 yöndeş açı. Bu 4 açıdan sağ üstteki ile yöndeş. Sol üstteki 2 de sol üstteki 6 ile yöndeş. Yani 2 ve 6 da birbirine eşit ve yöndeş açılar. Sağ alt 4, sağ alt 8, 4 ve 8 de yöndeş ve eşit açılar. Benzer şekilde sol alttaki 3 ve 7 de yöndeş ve eşit açılar. Demek ki sevgili öğrenciler bu açılar yöndeş açılar, yöndeş açı çiftleri ve birbirlerine eşitler. Ters açıdan bahsetmiştik. 1, 3 ters açılar, 2, 4 ters açılar ve bunlar da birbirine eşit. 5, 7, 6 ve 8 bunlar da ters açı çiftleri. Yani 1 alfa ise 3'te alfa olacak. 2'ye beta diyelim. 4'te beta olacak. Benzer şekilde alfa alfa. Beta yani aslında iki farklı açı var. Peki demin öğrendiğimiz iç ters açı çiftleri hangileri? Bakın 4 ve 6. İkisi de beta eşitler, iç tersler. 3 ve 5 de eşitler ve iç tersler. İç ters olduğu gibi dış ters de var. 2 ve 8 bunlar da birbirine eşit. Dış tersler 1 ve 7 de dış tersler. Bütün bu isimlendirmelerdeki açılar birbirlerine eşit. Doğrular birbirine paralel oklarla gösteriyorum. Aynı taraftaki açıların toplamı 180 derecedir. Farklı tarafta olunca eşit oluyorlardı. Bakın şurayı uzatayım. Aynı doğru boyunca uzatıyorum. Şu açıyla teta açısıyla bakın bu iç tersiydi ve birbirine eşitti. Şimdi bunlar yan yana geldi. Yani alfa ile teta'nın toplamı doğru açı yani 180 derecelik açı olmuş oldu. Yani aynı taraftalarsa toplamları 180, şöyle çaprazlarsa birbirlerine eşit oluyorlar. Bunlar da birbirlerine paralel. Böyle bir durum varsa sağa bakanlarla sola bakanlar birbirlerine eşit oluyor toplamları. Şimdi bakın sola bakan ne var? X artı sola bakan ne var? Y eşit sağa bakan ne var? Z. X artı Y Z'ye eşit oluyor.
Şöyle düşünebiliriz. Şu ortadan bu üstteki ve alttaki doğrulara paralel çekersem dikkat ederseniz bakın iç ters açılar oluşuyor. Yani burası x ise şu parça x oluyor. Burası y ise şu parça y oluyor. Z x artı y'ye eşit olmuş oluyor. D1 ve D2 yine paralel. Bu sefer bunları doğru parçalarıyla birleştirip aynı yöne bakan 3 tane açı elde edilmiş. Bunların toplamı da 360. 2 tane varken toplamları 180'di. 3 tane olunca 360 oldu. Yani 180 daha arttı. Bunun da sebebi şu. Yine bakın şuradan bir paralel çektiğim zaman şu açıyla şu açının toplamı 180. Ve bu açıyla bu açının toplamı da 180. Dolayısıyla hepsinin toplamı 180 artı 180, 360 oluyor. Yani 2 tane 180 oluyor. Burada 3 tane açı var. Dolayısıyla en açı sayısı ise bu durumlara bir formül üretebiliriz. Formül ne olacaktır bu açıların toplamı? Açı sayısının 1 eksi çarpı 180 olacaktır. Burada da 3 açı olduğu için 3 eksi 1 çarpı 180 yani 2 çarpı 180 toplamları 360 derece. Evet, geldik madde 6'ya. Burada da aynı durum söz konusu. 4 tane açı var. Bakalım formülümüz çalışacak mı? 1 eksi çarpı 180'di yani 4 eksi 1 çarpı 180, 3 çarpı 180. Bu da kaç yapar? 540 derece yapar. Paralel doğrular böyle zikzaklarla birleştirmişler. Dar açılar isimlendirilmiş. Sola bakanlar, sağa bakanlar durumu. Sola bakanlar A, C, E. Bunların toplamı sağa bakanlar B ve D. Bunların toplamına eşit olacaktır. Yani çok daha fazla sayıda açı da olabilir. Bu tip şekillerde sola bakanları topluyoruz, sağa bakanları topluyoruz ve birbirlerine eşitliyoruz. Demin yaptığımız gibi yine paraleller çizerek bunun da doğru olduğunu gösterebiliriz. Sorularda arkadaşlar böyle sivri yerler görürseniz buradan şu diğer paralellere paralel çizerseniz sorular çok daha kolay çözülecektir. Yani sorularda böyle sivri yerler varsa işte böyle paralelleri çizerek yani tek yol bu değil ama sivri yerlerden paralel çizdiğimizde daha kolay çözebiliyoruz. Peki burada nereden paralel çizeceğiz? Şimdi bakın şunlar zaten paralel. Bizim paralelimizi bunlara çizmemiz lazım. Bu sivri yerden şuradan bunlara paralel çizemeyiz. Buradan çizebiliriz. Dolayısıyla paralelimizi buradan çiziyoruz. Burada da görelim. Evet, paralelimizi buradan çizdiğimiz kitapta görülüyor. Soru böyleyse hem buradan çizeceğiz paralelimizi hem de buradan çizeceğiz ve bu şekilde daha kolay sorumuzu çözmüş olacağız. Kitapta da nerelerden paralel çizmemiz gerektiği gösterilmiş. D1, D2'ye paralel. Aynı açılara aynı harfleri veriyoruz. Bu x ise bu da x. Burası y ise burası da y. Şu noktalar bunların eşit olduğunu, bu çift çizgilerde bu açıların birbirine eşit olduğunu gösteriyor. 2x ve 2y aynı yöne bakan açılar. Aynı yöne bakan iki tane açı varsa bunların toplamının 180 olduğunu gördük. Yani 2x artı 2y 180. Hepsini 2'ye bölersek x artı y 90 olur. Şimdi üzerinden geçtiğim kısma dikkat edelim. Sadece burayı düşünüyoruz. Burada yani şuraları görmemeye çalışın. Sağa bakanlar, sola bakanlar durumu var. Yani sağa bakan bakın x ve y. Sola bakan ise alfa. Dolayısıyla x artı y alfa eşit. Ve x artı y'nin de 90 olduğunu bulduk. Demek ki alfa 90 derece. D1 ve D2 birbirine paralel. Sağa bakanlar, sola bakanlar durumu var. Sola bakanlar 40 ve x, sağa bakan 85. O halde x artı 40, 85'e eşit. Buradan x 40'a kaç eklersem 85 olur. Tabii ki 45. Yine sağa bakanlar, sola bakanlar durumu. Tabii siz bunları çözdüyseniz ve doğru cevabı da bulduysanız bu çözümlerin hepsini izlemenize gerek yok. Atlayıp diğer soruya geçebilirsiniz. Aynı mantıkla çözüyoruz. Sola bakanlar 20 ve 60. Sağa bakanlar 70 ve x. O zaman 70 artı x 20 artı 60'a eşit. 20 60'da 80 yapar. 70'e kaç eklersem 80 olur. X 10 derece.
Paralel doğrular arasında aynı tarafa bakan 3 tane açı var. 3 tane açı olduğunda toplamları 360 oluyordu. Yani yazabiliriz. Burası 250 yaptı. 250'ye kaç eklersem 360 olur. Tabii ki alfa 110 derece. İncelemiş olduğumuz sivri yer geldi. Sivri yerden paralel çiziyorum. 110 ile bakın şu açı iç ters açılar ve eşitler. Yani buranın tamamı 110 olacak. Burası 30 ise buraya kaç kalır? 80 kalır. X ve 80 sağ tarafa bakan açılar paralel doğrular arasında. Bunların toplamı 180'di. Yani X artı 80 180'e eşit. Dolayısıyla X buradan 100. Deminki sorudan sonra bunu yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Sivri yerden paralelimi yine çekiyorum. 130 derece ile şu çizdiğim açı ikisi de sağ tarafa bakıyor. Ve biliyorum ki toplamları 180. O halde burası 50 derece. X artı 50 ile bakın 115 iç ters açılar ve birbirlerine eşitler. Yani X artı 50 115'e eşit. Deminki gibi denklem olarak yazmayacağım. Artık daha pratik yapalım. 50'ye kaç eklersem 115 olur. Tabii ki 65.